İyi günler değerli izleyiciler. Bir Paletin Ustaları programında yine birlikteyiz. Sanatçılar o günlük hayatın akışı içindeki fırtınalardan, rüzgarlardan, mevsim değişikliklerinden hepsinden etkilenirler. Geçtiğimiz haftalar içinde de bütün Türkiye Dodos'un kadrine uğradı adeta. Tekneler battı, duvarlar yıkıldı, her tarafı sular bastı. Ve Orhan'a Kaplan sanıyorum bugün hep mavi betonlarını kullanarak dalgalı bir deniz sunacak bize. Tabii, dalgalı deniz olur. Dediğimiz zaman akla ilk gelen isimlerden biri ünlü ressamlardan Ayvazovski'dir. Çok uzun yıllar önce yaşamış ama yaptığı dalgalı denizlerle de herkesin gönlünü kazanmış bir ressamdır. Orhan Akkaplan'ın ondan aşağı kalır tarafı yok tabii. Bakalım dalgalı denizde bizi nerelere savurup atacak, hep beraber izleyeceğiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi büyük usta Ivan Ayvazovski deyince yani akan sular duruyor deniz duruyor, konusunda. Yani biz onun eline su dökemeyiz tabii ki. Estağfurullah. Yani her sanatçı ancak, kendi çapında ancak, değişik yani, evet, şeyler yapar. 20. yaşlarda üne kavuşmuş. Ünlü bir Rus sanatçısı 19. yüzyılda yaşamış. Evet. Yani çok erken yaşlarda o ünü yakalamış ama kazanmış. Yani yakalamasının da haklı bir şeyi var. Çok yetenekli. Komşusunun duvarına kömürle şey yapmış, resim yapmış. Resimler ve yapıyor. İmparatorluk, Rus İmparatorluk Akademi bursu kazanmış Petersburg'da. Çok bilmiş. O genç yaşta işte dünyanın her tarafında saygınlık duymuş. Mesela William Turner, İngiliz deniz ressamı bile ona hayranlık duyduğunu söylemiş. Evet, biz başlayalım. Evet, şöyle yine kağıdımızı ıslatarak ıslattım, ıslattım. Dalgalı bir deniz yapmaya gayret edeceğim. Bakalım ne kadar becereceğiz. Estağfurullah. Girelim. Sarılar alıyorum. Şimdi gökyüzünü, gökyüzünü evet, biraz kasvet, biraz maviler, turkuazlar, turkuaz maviler alarak giriyorum içe. Dediğimiz gibi Sulova'ya açıktan koyuya doğru gidiyoruz. Evet. Başlangıçta açık renklerimizi atıyoruz. Gökyüzündeki o ışıkları bırakmak durumundayız. Ve bunu resmin sonuna kadar takip ediyoruz. Evet, götürmek durumundayız. Yine Sulova'ya dediğim gibi hızlı ve çabuk çalışmak gerekiyor. Yoksa akıp gidiyor değil mi? Yani o sudaki yani Sulova'nın özelliği olan akışkanlık, geçiş, boyaların birbiriyle olan o coşkulu karışımı kaybolmaması lazım. Böyle bir gökyüzüyle girdik. Ben iki tarafta kayalık dalgaların arasında bir şey yapmak istiyorum, bir yelken gibi. Evet. Yine böyle kasvetli. Bu bana çok enteresan geliyor. Şimdi sen bir atölye ortamı içindesin ve dalgalı, rüzgarlı bir havayı resmediyorsun. Bunu hissediyor musun? Tabii ki hissediyorum yani. Ha, başka türlü çizilmiyor değil mi? Bu çok önemli. Güzel bir şey. Konuya temas ettin. Mete abi gerçekten yani onu şu an hissetmesen yapamazsın. Dalgaların zaten. Evet. Evet. O hışırtıyı, o onları hissediyorsun ve duyuyorsun. Ve istemediğim renkler elime geliyor. Ben de kulağım kirişti, acaba sesleri duyar mıyım diye bekliyorum şu anda. Ha? Benden ressam olmaz demek ki. Safla. Ben sizin ne kadar ilgili olduğunuzu çok iyi biliyorum. Sağ ol. Yani bunu sağ ol. O senin güzelliğin. Fırsatta söylüyorum. Aşağıları da çok karartmak istemiyorum. Buraya bir ilerleyen zamanda böyle bir yelken mi diye düşünüyorum. Dalgalar
aslında yaraya kadar boğulmuş, girmiş. İçindekiler alt üst olmuş. Evet, yani mideleri bulanmış. Sallantıdan. Böyle bir... Dur bakalım, nereye kadar gideceğiz? Bu havada balıkların bile başı döner ya bu kadar şaltantıda. O gemidekiler ne olur acaba? Uzaklara hafif hafif dalgaları başladı. Yapıyoruz ama şöyle ben tabi bu benim tabi şeyim tarzım açık renklerden geliyorum her zaman. Olduğu gibi kirli deniz kalkmış. Burada ince bir fırça. İnce bir fırça kullandım, aldım, fırçayı değiştirdim. Yanağı fırçamızın değil. Ucuyla. Ucuyla evet. Gittikçe yaklaştıkça tabii bu lekeleri, dalgaları hem büyütüyorum perspektif olarak söyleyeyim. Sana yaklaştıkça. Yaklaştıkça büyütüyorum. Hem de biraz daha koyulaştırmamda fayda var. Açıktan koyuya. Evet, yani. Açıktan koyuya doğru. Evet. Sahile şeyler vursun değil mi? Dalgalar. Sahilde kayalıklar mı olacak? Kayalıklar yapacağım ve çatlamalar olacak. Güzel bir koyu, dip yok koyumuz var. Evet. Şimdi oraya şu kayalığı şöyle bir kütle olarak ortaya çıkartayım ki nereye ne koyacağım konusunda bir karar vereyim. Beyazları dikkat ediyorsak bu aralarda bırakmak zorundayım çünkü bunu kaçırdığım zaman bu hiçbir esprisi kalmayacaktır. Dalgaların sahile vuruşu, çatlayışı. Evet, iniyoruz aşağı doğru. Sen böyle bir sahilde bu manzarayı yaşadın mı yoksa tamamen hayal dünyadan mı ortaya çıktı bu? Yani izleyici deniz kenarındayken bu dalgaları izlediğim çoktur. Ama böyle bir kayalık yoktur. Böyle bir kayalık yok ama benzeri yaklaşık birçok yerde, evet güneyde. Güneyde ben bunu gördüm. Hep mavi betonlarını kullanmak. Mavi betonlarını kullanmak durumundayız yani eğer ve şeyde tekrar söylüyorum açık renkleri uzaklaştıkça bu ışığın altına düşen kısımları açık renkleri atmaya resmin altına doğru koyulaşmaya başlayacak. Koyulaşacak bize doğru geldikçe ve ama tabi bu her iki dalga arasında da dalga beyaz şeyleri de bırakmak durumundayım. Köpükleri, kıpırtıları bırakmak durumundayım. Zaten resimde de bu şeyi, aradaki o farkı da yakalamak lazım. Yani bir kontrast, bir aydınlık, bir ışık, bir koyuluk. O zaman bu resim ya da derinlik kazanacak. Bu dalgaların ön tarafa doğru gerçi az önce de söyledim. Daha da koyulaştırıyorum. Hatta biraz da belki mor katıyorum içine. Evet, belki. Yani onun böyle o tepe noktası, üst noktalar daha aydınlık, flu. Pas geçiyorum. Buradaki sertliği öldürüyorum. Belki de biraz pas geçmek derken ne yapıyorsun suyla izleyicilerimize paylaşalım. Suyla şöyle bir fırçayı bir sefer yani ikinci kere olmamak şartıyla ikinci kere derken fazla kazımamak yani şartıyla. Yani içinde çok boya yok ki. Evet o yoğunluğunu alıyorum. Boyanın yoğunluğunu alıyorum. Pas geçmek o yani. Evet. O ayrıntıyı da yakalamış oldum böyle. Önce de söylemiştim ben, değil mi? Şeyi
Yani attığımız bir rengi kurduktan sonra bakıyoruz ki o renk değeri, yani işte bizim için o an iyi olan renk, bakıyoruz ki kurduktan sonra solmaya başlıyor. Bu sulu boya da bu şeydir yani, olağan bir durum. Dolayısıyla biz bunu tekrar üzerinden geçmek zorundayız. Evet, üzerinden geçerek bir ton daha koyulaştırabiliyoruz. Koyula açıklı bize doğru geliyor. Biraz da serbest ve rahat olmakta fayda var. Çünkü dalganın, denizde bir düşünün ki dalga hareket ediyor sağa sola, yukarı aşağı, kıpır kıpır. Onun için burada kimseye nasıl söyleyeyim, yani işte bu böyle olması lazım, şöyle olması lazım gibi bir şey hesap vermek durumunda değiliz. Çünkü dalganın hareketleri yeter ki bize o kontrastı yakalayalım. Evet. Ve o rüzgarın geldiği yönü, evet, ışığımızı iyi kullanalım. Görelim. Işığımızı iyi kullanalım. Önemli olan o dengeyi yakalamak. Bu ışığı yakalamak için de beyaz alanları bırakıyoruz, tutuyoruz, değil mi? Evet. Bakın mesela ben burada girdim, bırakıyorum ama bu iki dalga arasında tabii aşağı doğru hafifçe bu gökyüzünden alan gelen o ışığı da burada arada korumaya da çalışıyorum. Yani bir açıklık, açık kontrast, koyu ve açık şeylerle, tonlarla arada bu şeyi dalgaları, dalgaları birbirine bağlıyoruz, yakınlaştırıyoruz. Evet, yine burada şu çatlayan kısımlarda biraz daha açık lekeler kullanıyorum. Bu tabloya dikkat bakarken alışık olmayan beni tutar ha. Fazla sallandırma milleti. Evet. Şuralarda belli ki köpükler kayalara vuruyor. Dolayısıyla buralara da o zaman birkaç böyle çıkıntı kaya yapabiliriz. Ama ne yapıyoruz? O kayaların sol tarafını gökyüzünden, yani buradan gelen ışığa göre onu düşünerek aydınlık bırakıyoruz. Belki birazcık daha gökyüzünün sonuna karartmayı düşünüyorum. Evet, buralarda küçük küçük şöyle dokunuşlarla dalgaların çatlaklar çıkıyor. Evet, küçük çatlakları, su hareketlerini belli belirsiz. Ama bunları tabii yani uzak bölgelerden çok bize yaklaştıkça yapıyoruz bunları. Tekrar bir koyu ton oluşturuyorum. Bakın mesela bir ton daha gidiyorum artık. Ve buralarda dalgaların gidişine göre ince çizgilerimizi atıyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi şöyle dalgalar iyice çıktı oraya. Dalgalar çıktı ama daha da gireceğiz. Bize yaklaştıkça giderek koyulaşıyor bunlar. Koyulaşıyor mu bunlar? Evet. Biraz daha serbest, rahat.
halka biraz yüksek olduğu için buraya gölgesi değil yani koyuluk düşüyor. Şimdi bu dalgalarda da bir perspektif var değil mi? Onunla gittikçe az önce söylediğim gibi evet gittikçe koyulaştırıyoruz ve aynı zamanda küçültüyoruz dalga boylarını. Kıyıya yaklaştıkça şeyi azalıyor, gücü azalıyor. Gücü azalıyor. Biraz daha şuralarda yeşilleri kullanmak istiyorum. Yani biraz renklendirmek ve zenginleştirmek adına. Hatta kapalı gökyüzünden gelen ışığın sarısı değil mi onları? Şurada bir ışık bıraktık biz. Burada bir ışık bıraktık ve bu ışığı peki sizi biraz şey mi bu ışık kaynağı mı arıyoruz? Şöyle biraz zenginleştirip ve burada hakikaten patlama yapalım. Bu ışık buradan nereden geldiği konusunda bir kaynak oluşturalım. Peki sizi mi kıracağız? Böyle yapalım biraz daha rahat. Hatta şuralar azıcık daha pis ve berbat bir havaya sokalım. Bayağı bulutlu yapalım gibi bir hava ya. Evet. Fırtına yani. Koyulaştırıyorum gökyüzünü iyice. Zaten bu işte hani denir ya bu kavgada yumruk sayılmaz. Artık bu gökyüzündeki bu karartı lekeleri de istediğimiz gibi zenginleştiriyoruz. Yer yer boşluklarda lekeler bırakarak. Ediyor. Güneş ama beceremiyor. Çok bulutlu. Evet, evet. Yine pas geçtik galiba. Pas geçtik, bravo. Hem suyu alıyoruz hem de orada bir ışık hüzmelerini mi yapıyorsun? Oraya biraz geç kalmadan ışık hüzmeleri attım. Birkaç koyduk da şuraya atayım şöyle. Evet. Şimdi ben biraz daha burayı kayayı mı koyuyorlar? Kayayı koyulaştırmak istiyorum çünkü gökyüzü ne güzel şeyler oluştu, kıpırtılar ve kayamızdaki koyuluk kayboldu ama tekrar camı hızlayacağız tabii ki.
Bu tarafa dediğim gibi şimdi daha bir ortaya çıktı. Ya bir ortaya çıktı, evet. Kaya daha bir ortaya çıktı. O zaman devam edeyim. Yani orada da öyle küçük kaya parçaları var. Küçük kaya parçaları yaptık. Şimdi buraya aslında burada bir de ağaçlar da olsa istiyorum böyle hafif yer yer küçük maki kayalıklarda yani böyle bir tepe tabi. Yosun gibi yani. Yosun değil bu daha büyük bir kütle bir küçük bir kayalık değil. Yukarı doğru gidiyor. Yukarı doğru gidiyor. Yine pas geçmeler başladı. İnce geçtik, kayalarımızı indik aşağıya. Bu aynı şeyi bu tarafa da yapacağım. Burada da kayalık. Burada da küçük bir şey yapalım. Kütle kayalık yapalım ve aynen burada da yine yer yer denize inen bölgelerde denize inen yerlerde ışık geldiği için dikkat edersek burada ben böyle bir aydınlık bir yüzey bıraktım. Evet, buralarda kayalar inisin aşağı denize. Güzel bir kayalık oldu. Bayağı bir kayalık oldu. Beyazlarımızı bıraktık bunları buraya. Yumuşak suyla yumuşatıyoruz buradaki koyu lekelerimizi. Aşağı indirelim. Evet, bunu da biraz yumuşatalım. Şimdi bence bu arka zemin gökyüzü biraz daha mı koyu oldu? Oldu diye düşünüyorum. Sadece şu lekeler gözü biraz Işıklar da çok güzel oldu gökyüzüne Işık gelen. Güzel oldu. Devam ediyoruz. Devam. Aşağı doğru mu iniyoruz şimdi? Daha hala yukarıda işimiz var mı? Yukarıda işimiz bitti. İşimiz bitti. O kayalıkları yaptık. Şimdi şu yakın plan dalgalarımıza girelim. Koyulaştık ve bize doğru geldiği için, evet, onu koyu haline aldı.
çok şiddetli, en belirgin öndeki dalgamız bu oldu. Biraz daha içine yeşil kattık, sarı biraz koyduk. Sahile vuran dalgalarımızı daha açık yapıyoruz. Fırçayı değiştirdim. Daha ince bir fırçayla gidiyoruz. İnce bir fırça aldım bu aralara. Sert dokunuşlar yapmak istiyorum. Biraz daha bir hacim kazandıralım. Evet, bunları dediğim gibi şöyle küçük küçük belki kayalıklarda tutulmuş böyle ağaçlar yapabiliriz. Artık tükendi diyelim. Kayalın üstü bayağı hareketlendi şu anda. Yani orayı biraz bu tarafa da yapmıştım aslında da buradakiler biraz ıslak iken işte yani diyoruz ya yapan çalışan sanatçıya istemediğimiz kaçışlar daha doğrusu oluşturuyor. Şu ama bu boyanın da şeyi kaprisi olsa değil mi? Kaprisi evet bu. Bazen işte beklemedik veya soyut sınırlarını zorlayan beklenmedik sürprizler, kaçışlar, kabullenmemeler öyle diyeyim. Evet. Yani siz istiyorsunuz bunu yapayım ama boya itiraz ediyor. Evet, evet. Sana cevap veriyor. Karşılık veriyor. İsyankar biraz. Biraz isyankar, yani zapt etmek gerçekten şey, zor diyebiliriz, ipa sapa gelmiyor yerine göre. Dalgaların bir uçlarında koyuluklar da atarak, ışık durumunda göz önüne alarak bunu şey yapıyoruz, sertleştiriyoruz çizgilerimizi, lekelerimizi. Ne diyorsun Mete abi? Yani şimdi buraya bence herhangi bir figür, bir gemi, bir şey oturtuyor musun? Vallahi, yoksa çok kayalıkların arasında sokmak istemiyor musun gemiyi? Buraya bir gemi sokabiliriz de. Ne bir diyorsun? De batabilir şey yani. Ha? Batabilir de. Batabilir de yani. Bu durumda. Çünkü o bir hayli ırçın dalgalar, yani oradan geçebilecek mi diyorsun? Yapabiliriz. Tabii de ama kaptan o kadar usta mı? Ya kayalıklara çıkarsa? Çıkabilir. O zaman gel vazgeçelim. Adam, bence çok güzel yani. Onlar güneş bulmuş, dalgalar kıyılara kadar çıkmış. Evet. Koyu bir gökyüzü, bulutlar. Bence yapmayalım gel bunu. Bence de. Daha sakin bir sahil seçelim tekneler için.
Marmaris, Fethiye koylarında bir tane öyle bir resim yaparsan orada yapacağız. Şey, evet, yapacağız. Ne güzel. Dur, evet. Ben bunu böyle bırakmak istiyorum. Aşağı yukarı bitti. Yani aşağı yukarı bitti dediğiniz gibi biraz daha belki şuraya ikinci bir belki şöyle yine oynayabiliriz şurada. Dalgayı. Küçük, ufak tefek gidiş gelişlerle. Ve biraz hareket verebiliriz diye düşündüm. Çünkü resme meraklı izleyicilerimiz de ya hoca sen çok çabuk bitirdin biz bu kadar çabuk yapamayız. İşte saati doldur diyebilirler. O kadar acele etmiyorum. O zaman biraz daha ağır zaman alalım mı diyorsunuz? Evet, şöyle bakacak olsak fena olmadı. Bunu ben burada bitiriyorum. Demek bir... Bunu kurutmak gerekecek mi? Ne yapsaydık belki bu işi? Hı? Ne diyorsun ben hala böyle bir sanki... Orada bir figür istiyorsun sanki. Evet bir şey istiyorsun. Koy o zaman ne yapalım batarsa şey, batsın. Batsın gelin, değil mi? Bence de batsın bir dünya. Şuraya o zaman şöyle hafif yan, biraz kendini de kurtarmış şöyle sol tarafa atalım. Böyle yelkenlerini mayna etmiş. Çünkü o rüzgarla o yelkenle giremez içeri. Çok da büyük yapmayacağız zaten. Böyle savrulmuş yelkenleri fakat içeri girmek için de can atan öyle bir tekne yapışıyoruz. Evet şöyle bir yelken. Tekne yaptık. Çok da net yapmayalım. Yelkenlerini indirmiş mi olsun diyorsunuz? Ona denizcilikte mayna etmek derler ya. Hı-hı. Yani pupa yelken gelirse bu havada zaten imkan yok. Yırtar bütün yelkenleri bile. Boşaltmış olabilir. Şöyle daha iyi oldu. Evet. İki tane dokunuş. Onu biraz daha fırlaştırdık. Hatta. Şimdi bir iki dalganın, önündeki dalganın boyuna da gölge atarsak ona derinlik de vermiş olduk. Biraz geriye attık. Böyle bir şey yaptık. Evet. Vallahi oturdu evet. Yani oraya. Fena olmadı. Biraz da yan yatırdık. Bu dalgaların esprisine de biraz uydu. Ben burada bitiriyorum. Onu kurutacağız. Kretuarla belki şuralarda onu kuruttuktan sonra oynayabiliriz. Kretuarımızda. Yani bununla da şöyle kaçırdığımız yerleri da olması gereken beyazlıkları kırıtıyorlar. Kazarak evet.
böyle ufak tefek dokunuşlar yapmak mümkün. Hatta ve hatta ben diyorum şu teknenin burada yapacağımız bir şey var mıydı? Bu tarafa bir şey yapmıyoruz. Beyazlığı açmıyoruz. Eğer onu, yani eğer yapılır ise guajla, tekrar söylüyorum. Guajla da bir iki dokunuş yapılabilir ama bu yakın plan olduğu için böyle koyu bırakıyorum. Zaten çok büyük şeyler de beklemek lazım bu kreativala. Birkaç dediğim gibi böyle küçük çizgiler, dokunuşlar, ip vesaire. Böyle. Yazık. Bu kadar. Evet. Evet, geldik şimdi resmin markasına, yani Orhan Akkaplan'ın. Orhan Akkaplan diyeceğiz ama ben bunu şöyle bir kaldırıp göstermek istiyorum. Ne yaptığımızı şöyle karşı tarafa da. Tam oturtalım şöyle ki. Evet. Daha sonra imzamızı atalım. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Harika bir fırtına resmi oldu. Yani. Evet. Şuraya bir imza atacağız. İşte burada. Ne renk olacak? Burada ne renk olacak? Yani yine koyu atacağız. Daha koyu atarak şurada. Zaten böyle çok da imzanın böyle göze patlaması, yani göz önünde olması da hoş değil. Hatta bunu kim yapmış diye de aranması bile makbuldür diyebilirim. Bazen imzayı, yani ben yıllardır hocalık yaptığım için biliyorum. Yani çok büyük, iri, milletin gözüne batsın diye. Bunun içinde mesela beyaz düşünebiliyor musunuz? Ya da sarı. Böyle çırak renklerle koyarlar. Yani o hoş bir şey değil. Yine de burada gözükecektir yani bu. Orhan Akkaplan'dik. 2015. 2015. Evet. Ellerine sağlık usta. Teşekkür ediyorum. Her nedense böyle imza sonrasında böyle bu şeyden midir nedir? Muhakkak sen bir iki ilaveler yaparsın. Yani mı? Hayır ya da işte bu hani kurma noktasına geldikten sonra belki, yani diyoruz ya tekrar bir sanki bir açılıyor renkler. Son orada bir iki dokunuş gerekiyor. İşte onları görüyorsunuz. Kaçan yerler olabiliyor. Evet. Ben burada bitirdim onu. Evet. Son bir gösterelim. İmza da bittikten sonra ve kapanacağım. Şöyle tutayım. Evet. Değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bundan sonraki hafta ustanın resmedeceği daha güzel ve daha hoş manzaralarla yine birlikte olmak dileğiyle. Ama siz de evlerinizde çalışın. Sadece seyrederek olmuyor bu iş. Hoşçakalın, evet. İyi günler dileriz. Ben de iyi günler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.